Niye araştırmıyoruz? Kapatıyorlar dosyaları. O dosyalar kapanmayacak. O dosyalar açık olacak. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğiz. Bunlara hiç kimsenin endişesi olmasın. Ha bizim belediye başkanlarımız. Sizin feriştahınız da gelse bizim belediye başkanlarına bir şey yapmaz. Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı kadar bile değil. Efendim, devleti yönetmekten söz ettim. Devlet akılla, bilgiyle, birikimle yönetilir. Millete yalan söyleyerek devlet yönetilmez. Devlet adaletle yönetilir. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. O hakkı korumak zorundadır devleti yönetenler. Ama sarayda oturan zat hep millete yalan söyledi. Bir daha söylüyorum, hep millete yalan söyledi. Yeri geldi, beceriksizliğini dış güçlere yükledi. Efendim dış güçler yaptı. Yeri geldi pazarcılar yaptı. Yeri geldi stokçular yaptı. Yeri geldi marketler yaptı. Yeri geldi çiftçiler yaptı. Tabii vatandaş yiyor mu bunları? Yiyemiyor tabii. Kardeşim, bu ülkeyi yöneten sen değil misin? Sensin. Dış güçler varsa senin dış güçlerle mücadele etmen gerekmiyor mu? Gerekiyor. Stokçular varsa stokçularla mücadele etmen gerekiyor mu? Gerekiyor. Neden bunları yapmıyorsun sen? Neden millete yalan söylüyorsun? Değerli arkadaşlarım, dolar kurundaki oynamalardan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük soygunları gerçekleşti. Dolar kurunu yükseltenler 18'den sattılar, daha sonra 13'ten geri aldılar. Dünyanın parasını kazandılar. Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu gerçekleşti. Şimdi biz zaten haram. Haram olsun diyorsun da kardeşim, zaten haram. Kul hakkından beslenen kişiler zaten haram yerler. Zaten haram yiyorlar. Ben de bunu gayet iyi biliyorum. Ama haram onlara tatlı geliyor. Şimdi bu soygunun bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmak istiyoruz. Bir önerge verdi grup başkan vekillerimiz. Önerge bugün görüşülecek. AK Parti'ye oy veren değerli kardeşlerime sesleniyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren değerli kardeşlerime de sesleniyorum. Bu önergeye kim hayır diyorsa o yolsuzluğun ortağıdır. Bir daha ifade edeyim. Bu önergeye kim hayır diyorsa yolsuzluğun ortağıdır. Değerli arkadaşlarım, bütün vatandaşlarımın bugün öğleden sonra meclis televizyonunu dinlemelerini isterim. Soygunun ayrıntıları orada olacaktır. Kimin ne kadar döviz sattığı, kimin ne kadar döviz aldığını öğrenmek istiyoruz. Herhalde kasap almadı, manav almadı, apartman görevlisi almadı, esnaf almadı, tüccar almadı. Kim bir vurgunu yaptı? Kimin önceden haberi vardı? Kime bu bilgiler önceden gönderildi? Ve neden yükseltildi ve neden düşürüldü? Bunu öğrenme hakkımız var. Ekmek alırken vergi verirsin, devleti soyan 5 kuruş vergi vermez. Bunu sormamız lazım. Biz soracağız. Bugün reddedilse dahi hafızamızın bir yerinde duruyor. 128 milyar doları nasıl unutmadıysak bu soygunları da unutmayacağız. Herkesin bilmesini isterim. Efendim bir sürü masal anlattılar. Masalları dinledik. Dış güçler, iç güçler, efendim marketler, efendim bilmem kimler bunları yaptı vesaire diye. Bunlara kimse inanmayınca yeni bir şey söylemeye kalktı beyefendi. Fahiş fiyat oyunlarıyla mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Fahiş fiyat oyunlarıyla mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz diyor. Demek ki şunu kabul ediyor. Bir fahiş fiyat var. Bu fahiş fiyatı kim yaptı? Onu söylemiyor. Ama mücadeleyi sürdüreceğim diyor. Bu işin mücadelesini sürdüreceğim diyor. O zaman
Şu soruyu sormak hakkımız. Fiyatların fahiş olmasını kim sağladı? Fahiş fiyatları milletin önüne kim koydu? Kimin şikayet etmesi gerekiyor? Kimin mahvoldum demesi, mahvoldum diyor diyelim. Kim bunları yapıyor? Şimdi değerli arkadaşlar, önce vatandaşlar açısından bir bakalım. Elektriğe %52 ile %127 arasında zam yapıldı. Şimdi zammı dış güçler mi yaptı? Manavlar mı yaptı? Apartman görevlisi mi yaptı? Polis memurları mı yaptı? Elektriğe %52 ile %127 oranında zammı kim yaptı? Fahiş fiyat diyor ya, şikayet ediyor. Mücadele edeceğim diyor. Zammı sen yaptın kardeşim. Zammı sen yaptın. Dedi ki kademeli tarife uygula, kademeli sosyal tarife uygula dedik. Efendim yapmışlar. %50 kWh kadar %52 onu aşarsa %127 oranında elektriğe zam. 4 kişilik bir ailenin tükettiği elektrik ortalama 230 kWh. 4 kişilik aile. Ve 4 kişilik aile %127 zamla elektrik parası ödeyecek. Şimdi sorma hakkımız var. Elektrikte Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yapan kim? AK Parti'ye oy veren kardeşim, bu soruyu sana soruyorum. Dış güçler mi yaptı bunu? Hangi güç yaptı bunu? Ve neden yaptı? %127 elektriğe zam. Elektriğe zam. Nasıl ödeyecek bu vatandaşlar bunu? Peki elektriğe zam ne demek? Elektriğe zam, iğneden ipliğe her şeye zam demektir. Sanayide de elektrik kullanılır, kasap da elektrik kullanıyor, manav da elektrik kullanıyor. Biz de evlerimizde elektrik kullanıyoruz. Herkes elektrik kullanıyor. Fahiş fiyata ortam hazırlayan kim? Erdoğan. Fahiş zamı yapan kim? Erdoğan. Fahiş fiyatlarla mücadele edeceğim deyip halka yalan söyleyen kim? O da Erdoğan. Sadece o mu? Hayır. Ne diyor? Fahiş fiyat oyunlarıyla mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz diyor. Kardeşim, doğalgaza, evlerdeki doğalgaza %25 zam yaptı. Ticari ve sanayi kuruluşlarında da %50 zam yaptı. Zamı kim yaptı? Dış güçler mi yaptı? Sen yaptın. Kararı sen verdin. Resmi gazetede sen yayınladın. Peki ya? Kiminle mücadele edeceksin? BOTAŞ'la mı mücadele edeceksin? BOTAŞ'a talimatı veren sensin. Elektrik şirketleriyle mi mücadele edeceksin? Onların taleplerini yerine getiren sensin. Peki kiminle mücadele edeceksin? Fahiş fiyat uygulayan kiminle mücadele edeceksin? Değerli arkadaşlarım, doğalgaza zam gelirse iğneden ipliğe her şeye zam gelir. Sanayide kullanılıyor. Elektrik üretiliyor. Her şeyde var. Hayatımızın her alanında var. Erdoğan'a bir çağrıda da bulunmamız lazım. Ya Allah aşkına zam yapmadığın bir şey açıkla. Ya de ki mesela şuna zam yapmadık. Açıklayamaz. Ama ben bir tüyo vereyim. Teneffüs ettiğimiz havaya şimdilik zam yok. Oradan kurtarıyoruz. Doğalgazın getirdiği yük Türkiye genelinde vatandaşlar tarafından eşit paylaşılıyor mu? Bu da önemli bir sorun. Hayır. Erzurum'dan sonrasını aldı doğuya doğru. 6 ay sürüyor soğuk hava. Doğalgazı o insanlar kullanıyorlar. O insanlara bir indirim var mı? O insanlar için bir ayrıcalık var mı? O da yok. Ama bu illerin tamamında AK Parti birinci parti. Ve dolayısıyla şimdi her birimiz sandığa giderken elimizi vicdanımıza koyacağız ve oyumuzu öyle kullanacağız. Ve diyeceğiz ki
korkmayın, çekinmeyin, geliyor, gelmekte olan. Geleceğiz.